Şimdi geçen ders çocuklar biz bir regresyon yapmıştık ya. O dosyayı ben açıp üzerinde şöyle bir şey daha yapacağım. Ondan sonra başka bir konulara geçeceğiz. Şimdi o dosyayı O dosya açılırken şurayı minimize edeyim. Excel açılsın. Evet, şimdi bu dosyamız açıldı bizim. Ne oldu dosyaya? Yeni bir dosya daha mı açtım ben, iki tane? Şunu kapatalım. Neyse, o açık dursun. Belki onda başka bir şey yaparız. Şimdilik şuna gelelim. Şimdi burada bir regresyon işlemleri, yalnız bu modeli yapmamıştık galiba. Şuraya bakayım. Şurayı yapmıştık. Şimdi bizim burada x ve y değerlerimiz vardı. Ve bu x ve y değerlerini kullanarak regresyon yapmıştık. Aslında şöyle yapalım. Şu x, y değerlerini ben buradan alayım. Bunu kopyalayalım. O bir tane daha Excel sayfası açıktı bende boş. O boş Excel sayfasını bunu getirip yapıştırayım. Şuraya yapıştıralım. Kopyala, yapıştır. Aynen yapıştırdım. Yani x, y değerlerinin olduğu şeyi şöyle yapıştırdım. Şunları bir ortalayalım. Şöyle ortada dursunlar kolonlarda. Şimdi normalde çocuklar geçen dersimizde nasıl elde ettiğimizi bu regresyondaki beta katsayılarının, yani B0 ile B1'in anlattım. Alternatif yöntemlerle anlattık bunları. Şimdi Excel'de bazı özellikler daha var. Şimdi ondan bahsedeceğim. Bu özellik de şu. Bunların ne deniyor? Add-ins deniyor İngilizce. Eklentiler var Excel'de. Şimdi normal Excel programını kurduğunuz vakit her şeyi yapmıyor. Bazı eklentiler var. Eklentileri ekleyerek daha zengin hale, daha kapasitesini arttıracak hale getirebiliyorsunuz. Şimdi bunu yapmayı göstereceğim önce. Onu yapmak için de bu dosya menüsüne tıklayınca bu sol tarafta yeşil menü var. Bu yeşil menünün altında da seçenekler var. Yani bu aslında ayarlar da diyebilirsiniz. Burası seçenekler. Geçen de bu seçeneklere giderek Excel'in dilini değiştirmiştik. Yani İngilizce'den Türkçe'ye, Türkçe'den İngilizce'ye değiştirmiştik. İşte bu seçenekler kısmına gidip açıyoruz. Burada şimdi çeşitli seçenekler var bizim Excel'de yapabileceğimiz ayarlarla ilgili. Şimdi bu dili geçen sefer yapmıştık. Başka seçenekler de var burada. Merak edenler diğer seçeneklere de bakabilirler. Fakat benim bugün size bahsedeceğim seçenek eklentiler seçeneği. Şimdi bu eklentiler seçeneğine gittiğimiz vakit, evet, tıkladım şimdi. Şurada bir menü açıldı. Şu menüyü kenara çekeyim şöyle. Görüntüyle çakışmasın. Şimdi bu menü açıldığı vakit bana diyor ki etkin uygulama eklentileri. Yani şu anda benim etkin hale getirdiğim eklentiler bunlar var. Bir de şurada şeyler var. Diğer bazı eklentiler var. Hani bunları eklemek istersem diye. Mesela Euro Currency Tools dedikleri. Yani Avrupa para birimlerine göre işte çözümleme araç takımı, ama Visual VBE, yani bu Visual Basic demek İngilizce'de. Programlama şeyi, Visual Basic çözümleme araç takımı, işte Data Streamers, işte Microsoft Power BI for Excel gibi böyle bir takım seçenekler var. Aşağıya doğru da gidebilirsiniz. Böyle bazı seçenekler var bir de burada. Tabii bazı seçenekleri de aslında dışarıdan getirip buraya ekleyebiliriz. Yani bu Excel'in kendi içerisinde olan işte seçenekler. Şimdi normalde benim kendi Excel'imde şurada gördüğünüz gibi eklenmiş olanlar var. Eğer bir şeyi eklemek istiyorsak mesela şuraya tıklayıp git deyip yani tamama basıp ekleme yapmamız lazım. Fakat şimdi benimki halihazırda eklenmiş olduğu için yukarıda gözüküyor. Şurada ben iki tane bir eklenti var şurada. Şu çözümleme araç takımı. Şu aşağıdaki VBA olan değil de şu çözümleme araç takımını ben eklemişim. Şimdi bu çözümleme araç takımı bazı çözümleri yapılmasına yarıyor. Eğer şimdi bunu eklememiş olsaydım aşağıda olacaktı ve ben bunu ekleyecektim. Yani şimdi siz bilgisayarınızda çalıştığınızda büyük ihtimalle bu eklenmemiştir. Buraya gelip aşağıdan çözümleme araç takımını eklemeniz gerekecek. Ekledikten sonra artık normal menülerde bunu kullanabileceksiniz.
Şimdi çözücü eklentisi var. İşte Box Excel add-in'ler var. İşte mesela haritalarla çalışıyorsanız, hani verileri haritaların üstüne oturtan haritalarla ilgili eklentiler var. Pivot tabloları ile ilgili eklentiler var. Ben bunları eklemişim. Ama eklemediklerim de var aşağıda. Şimdi dolayısıyla önce burayı gösterdim ki yani nasıl eklendiğini buradan görebilirsiniz diye. Seçip ekleyeceksiniz. Yani şuradan seçeceksiniz. İşte tamama basıp ekleme yapacaksınız falan. O zaman menüleriniz tabii değişecek, ana menüleriniz. Bunu bir anlatmış olayım önce. Şimdi buna iptal diyeceğim ben. Çünkü böyle bir eklenti benim halihazırda yapıldığı için yapmayacağım. Ama sizin bilgisayarınızda yoksa eklentiler kısmına gelip bu eklentiyi, yani özellikle de bu çözümleme araç takımını eklemenizde yarar var diye düşünüyorum. Şimdi bunu iptal deyip kapatıyorum. Normal bilgisayarıma geldim. Şimdi normalde hani sizin eğer kendi Excel sayfanızı açarsanız bu veri kısmına gittiğinizde şimdi yani veri menüsüne gittiğimizde burada bir takım menüler var ya. Şimdi benim şurada bakın çözücü diye, veri çözümleme diye bir menü daha var burada. Şuraya tıkladığımda veri çözümleme araçları. İşte ben bunu eklentilerden eklemişim. Bir de çözücü var. Bu da aynı şekilde. Hedef hücreyi hesaplamak için için kullanılan hücrelerdeki değerleri değiştirerek hedef hücrenin en uygun değerini bulan çözümleme. Mesela burada maksimizasyon, minimizasyon işlemlerini yapmak için bu çok güzel bir şey. Bunlar benim eklediklerim. Veri çözümleme ile çözücü. Sizin kendi ekseninizde bunları görmüyorsanız eklentiler kısmından eklemeniz lazım. Yani verinin altına gidiyor. Ve çözümleme diye bir şey var şimdi burada. Şimdi, dolayısıyla ben buradan hareketle veri çözümlemeye gidiyorum şimdi. Bana bir menü açması lazım. Şimdi açtı. Aslında istatistik dersi alıyorsanız çocuklar, istatistik dersinde size anlatılan birçok konu burada var. Mesela histogram oluşturmak veya alacaksanız. İşte mesela rastgele sayıları biz başka türlü yaptık. Sıralama, rank yani. Regresyon yaptık. Mesela histogram yapma. İşte daha böyle T testi falan, Z testi yapma. Bunlar hep istatistik konuları. Yani istatistik dersi alırken Excel'in bu özelliğinden de yararlanıp istatistik dersindeki bir takım alıştırmaları buradan da yapabilirsiniz. Yani elle yapmak yerine hesapları bu şeyden yapabilme özelliğiniz var istatistik derslerinde. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi istatistikle alakalı olduğu için mesela üstsel düzeltme, korelasyon yapmıştık biz başka tanımlayıcı istatistik mesela gibi şeyler var. O zaman şöyle yapalım. Mesela tanımlayıcı istatistik diye bir seçenek var. Bunu yapalım. Şimdi tamam diyelim. Tamama bastım. Bana bir tane daha menü açıldı. Şimdi bu menüde ne yapmak istediğimi şey yapacağım. Bana giriş aralığı soruyor. Giriş aralığı mesela diyelim ki Y ile ilgili. Yani Y'nin olduğu değerler var ya burada. Y ile ilgili şu rakamların şeyini istiyorum ben. Tanımlayıcı istatistiklerini istiyorum diyelim. O zaman ne yapıyorum? Şuradayken, tam şuradayken Y'yi geldim. Seçtim bu Y'nin olduğu şeyi. Seçildi. Sonra yeri seçtim. Çıkış seçenekleri diyor. Şimdi çıkış seçenekleri yeni sayfa otomatik olarak gelmiş. Yeni sayfa deyince yani şurada ikinci bir sayfa daha olacak ya. Oraya otomatik sayfa açacak, oraya koyacak. Ben yeni sayfada istemiyorum. Hani istiyorsanız yeni sayfayı yapabilirsiniz ama çıkış aralığını şurayı seçtim. Yani bir yukarıdakini seçtim. Sonra da şu hücrenin içine gelip mesela şuraya yerleştirsin istiyorum. Sonuçları buraya yazsın. Yazacağı yere geldim. Yani orayı E3 diye dolarlarda da sabitledim. Buraya yazsın. Ne gibi? Şimdi normalde tamama basarsam işlemi yapacak ama burada başka ilave şeyler daha var. Hani özel istatistik, ortalamanın güvenlik düzeyi, K en büyük, K en küçük gibi. Bunların isterseniz hepsini de seçelim. Bir tane seçmeden yapalım. Yani Y'yi yaparken seçmeden yapalım. Bir tane tamama basalım. O. En az bir tanesini seçin mi diyor. O. Tamam. Tamam diyelim, geri gelelim. En az bir taneyi neyse. Ha bir de şurada bakın etiketler diyor ya.
Etiketler ilk satırda diye bir şey var. Aslında ben etiketten kastı yani bu Y ve X harflerini kastediyor, başlıkları kastediyor. Ben şimdi ikiden seçtiğim için bunu olmadı. Şöyle yapalım o zaman etiketleri de yapmak için. O zaman Y'den başlayayım şöyle. Tamam mı? Sonra da etiketler ilk satırda dersem ha, o Y'nin ne olduğu Y'yi tanımlayacak yani. Ondan sonra da özet istatistikleri seçeyim. Şunları seçmedim aşağıdakileri. Ondan sonra tamama basalım. Bakın şimdi geldi. Şu kolonu birazcık genişleteyim şuraya çift tıklayarak. Genişledi. Bana şimdi nesini verdi? Ortalaması yani şu 10 tane rakam var ya bunların ortalaması 110. Zaten biz bunu geçen dersimizde 110 olarak bulmuştuk bu y'nin ortalamasını. Değil mi? Bak buraya da y yazdı tepesine. İsterseniz bir de şöyle yapalım. Şu ikisini beraber seçerek deneyelim. Nereden? Veri çözümlemeye. Aslında direkt bunu önceden seçersek yapacak mı bakalım. Tanımlayıcı istatistik diyelim. Evet. Bak otomatik olarak aslında B'yi almış mı? Eski sağ aklında duruyor. Olmamış. O zaman şöyle yapalım. Şunu değiştirelim. Şu ikisini beraber seçmek istiyorduk. Hop, olmadı, yanlış oldu. Bir dakika. Şurayı sildim. Hay Allah. Niye? Kontrol edemiyorum şeyi. İptal diyeyim, bir daha yapalım. Şöyle yapalım. Sıfırdan yapalım. Çözümleme diyelim. Tanımlayıcı istatistik dedik. Geldi. Şimdi şunları de B'den başlıyor. Halbuki C'yi de istiyorum ben. Dolayısıyla bunları değiştirip şöyle seçtim. B ve C kolonlarını aldı gördüğünüz gibi. 1'den 11'e kadar. Gruplandırma sütunlarda tamam etiketler hazır. Çıkış aralığı E3 diyor. İsterseniz o çıkış aralığını da değiştireyim. Şuraya koyalım onu da. Tam şuraya koyalım. Evet özet istatistikleri istiyorum diyelim. Tamama basalım. Şimdi bakın böyle yapınca bu sefer ikisini birden yaptı gördüğünüz gibi. Yani temin tekini seçmiştik. Şimdi hem X'i yaptı hem de Y'yi yaptı. İsterseniz şunlar birbirine de yakın olmuş. Şöyle ayıralım şunu kaydırarak şöyle. Aralarında boşluk olsun. X ve Y için. Değil mi? O zaman bir tanesini silelim bunların. Bunlar zaten aynı çıkması lazım. Şu ikisi. Şu iki kolonu buradan çıkartalım. Hatta üç kolonu çıkartayım. Boşluk var orada çünkü. Üç kolonu çıkartalım. Sil dedik. Üç kolonu sildim. Şunları da böyle birbirlerine yaklaştıralım. Böyle birazcık yakın dursunlar. Evet, şimdi ne yaptı bana? Bakın burada şimdi bana ortalamayı verdi. Yani Y'nin ortalaması. Y'nin standart hatasını verdi. Ortancaya istatistikte medyan da deniyor. Ne deniyor ortancaya? Şuraya yazayım isterseniz. Medyan. Hani medyan deniyor. Hani Excel'de ortanca diye geçiyor ama istatistik derslerinde medyan da kullanılır. Onun için onu yazdım oraya. Sonra işte standart sapma var. Kipin ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Varyans var. Basıklık. Basıklık ne demek? Mesela şöyle bir şey basıklık. Kalem alayım elimi. Şöyle. Mesela bir dağılım var diyelim şöyle. Bir dağılım var. Mesela bakın şu yeşil olan bir de kırmızı olan. Bakın kırmızı basık yani tepe noktası aşağıda, bununki yukarıda. Yeşil basık değil. Tamam mı? Basıklık bu. Basıklık derecesini ölçen bir istatistik var. Sonra çarpıklık eksi vermiş. Bir de artı da çıkabilirdi bu. Şimdi çarpıklık da şöyle bir şey. Dağılım grafiğinde. Mesela şunu yaparsanız böyleyse yani şu tarafı sol tarafında yoğunluk var. Mesela bunun. Bu sola doğru çarpık diyelim. Bir de mesela şöyle bir tane daha grafik çizelim. Bunun da sağ tarafında bu büyük tarafı mesela. Tamam mı? Çarpıklığı. Yani onu ölçen bir şey. Artı eksi olması işte solda sağda olduğunu gösteriyor. Bir de hani eğer ortadaysa tam böyle ortada yani bu normal dağılım gibi oluyor.
o zaman çarpık değil. Yani çarpık olması normal, yani simetrikse çarpık değil ama simetrisi bozulduysa bu dağılımın, o zaman çarpıklık söz konusu. Tamam mı? Şimdi şunları ben bir geri al yapayım, birkaç tane geri alıyor mu? Geri al da sileyim. Evet. Şimdi çarpıklık böyle bir şey. Aralık diyor. Aralık 120 bulmuş. Şimdi o da şöyle bir şey. Şimdi en büyükle en küçüğe bakalım isterseniz önce. En büyük, mesela şu Y'deki en büyük rakam 170. Yani maksimum rakamı buldu. En küçük, bir dakika ne oldu? En büyük 50 mi diyor? Ha, Allah Allah. Ters mi olmuş bunlar? Enteresan. En küçük 170 olmuş. Niye öyle yazmış ki bunu? Neyse. En büyük rakamla ters yazmış ama ben de onu şaşırdım şimdi. 170. En küçük rakam da 50 mesela bu seride. X serisinde de 20 ile 80 mesela. Bu sonra da bu ikisinin arasındaki fark, yani 170 ile 50'nin arasındaki fark da 120. Aralık bu yani. Burada da 80'den 20'yi çıkartırsanız aralık 60. Tamam mı? Sonra bu rakamların toplamı kaçmış? Toplamı burası 1100, burası da 500'müş. Zaten bu 10 tane burada vardı. Ona bölerseniz de ortalama 110 çıkıyordu. Değil mi? Ortalama 110. Evet, bakın burada. Sayı 10 tane. Yani 10 tane rakam olduğunu söylüyor. Bunlar biz temel verdiği şeyler. Şimdi bunları siliyorum çocuklar. Bunları silelim. Sil yapalım. O sütunlar gitsin. Şimdi tekrar geleyim ben buraya. Nereye geleceğiz? Veri menüsüne geliyoruz. Çözücüye geleceğiz. Şimdi çözücüye geldik. Ha, çözücüyü değil, bir dakika. Bunu yanlış yaptım. Öbürünü yapacaktım. Bunu kapatalım. Şu çözücü değil de veri çözümlemeyi yapıyorduk. Şimdi tanımlayıcı istatistikler bunları veriyor. Mesela histogram oluşturabilirsiniz. Histograma buraya gelelim. Mesela aslında daha fazla değer olsa iyi olurdu histogram için. Ama şurada bir isterseniz yapalım. Histograma tamam diyelim. Şimdi giriş aralığı soruyor bana. Giriş aralığını seçtim. Bin aralığı soruyor. 3 diyelim buna. 3 tane sütun yapsın bana. Etiketi şeyden seçmedim. 2'den başladığım için etiketi işaretlemeyeceğim. Çıkış aralığını bu sayfada görmek için, oh, bir dakika. Çıkış aralığı niye yeni sayfa var? Yeni sayfaya yapsın. 3, 3'e mi geçerli değil diyor acaba? 3 dursun. Grafik çıktısına işaret koyalım. Bir tamama basalım. Neden bakayım geçerli değil diyor. Fareyi kullanarak başvuru bilmek için düzen kutusuna tıklayın. Sonra başvurmak için düzeye tıklayın ve sürükleyerek istediğiniz aralığı seçin diyor. Tamam, seçmeye çalıştık değil mi? Seçemedik. Şöyle bir şey yapalım çocuklar. Şuna ben bir iptal diyeceğim. Biraz daha büyük bir rakamlarla çalışmak için. Biz bir fonksiyon kullanmıştık geçen de, rastgele arada diye, değil mi? Rastgele arada. Şu rastgele arada. Şunu kullanalım önce. Rastgele arada. En alt rakamı mesela 0 olsun. En üst rakamı da 100 olsun. Yani bu bir öğrencide, bir sınavda öğrencinin aldığı not 100 ile 0 arasında değişiyor ya, öyle bir şey olsun. Sınıfta aldığınız, sınavda aldığınız not. Şimdi bu bir tane yaptı ya, bunu aşağıya kopyalayalım böyle. Çok kopya yapayım. Mesela 500 tane öğrenci girmiş, aldığı notlar burada. Şimdi gördüğünüz gibi buraya yazdım. Değil mi? Aslında en tepeye nasıl gidiyorduk? Şuraya çift tıklayınca en tepeye geri geliyorduk. Şimdi o kadar öğrenciyi rastgele sıfırla 100 arasında bir şey yaptım. Rakamlar yaptım. Şimdi histogram yapalım diyelim. O şeyle veri çözümlemeye gidip histogram diye seçelim. Tamam dedim. Şimdi giriş aralığını, bunun kolonun tamamını seçtim. Çünkü aşağıda ne kadar var bilmiyorum. Aşağı kaymamak için kolonun tamamını seçtim. Bin aralığı mesela
kaç olsun? 9 olsun diyelim. Etiket yok. Yeni sayfa kalsın. Şu anda bir tamama basalım bakalım ne yapacak. Girdiğiniz başvuru geçerli, gerekli. Allah niye ne diyor bana anlamadım. Aralığa girdik bin aralığına. Etiket yok. Çıkış aralığına tıklatmıyor bana. Bir şey var burada onu anlamadım. Yeni sayfayı da kabul etmedi. Yeni sayfa kabul etmiyor. Bir şey biz Allah Allah. Pareto sıralı histogram diyor. Şunu seçelim bir de böyle yapalım. Olmuyor. Bana sorun çıkar diyor. Buna bir bakmam lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Histogramı yapmanın bir başka yöntemi daha var çocuklar. Burada yapması lazımdı ama bunu anlayamadım ben. Bunu bir incelemem lazım. Sorun nerede diye. O zaman şuna bir iptal yazalım. Histogramı nereden yapabiliriz? Ha, veri menüsündeyken çocuklar şurada hisse senedi, coğrafya bu haritalarla ilgili çalışmak için. Bu hisse senetlerini takip ediyorsanız onunla ilgili bir program. Biraz şu ok var burada aşağıya inelim. Burada şey var mı? Histogram var mı? Ona bakıyorum. Allah Allah, histogramı niye göremiyorum? Şurada histogram olması lazım diye arıyorum. Burada yok. O zaman ekleye gidip grafiklere bakalım. Grafiklerde olabilir. Şimdi grafiklerin menüsünü aslında şunu açarsak histogram var şurada. Tamam mı? Grafiklerde histogram var. Histogramı seçtik diyelim şöyle. Şimdi veriyi bana soruyor. O zaman ne yapıyorduk? Şuraya iki kere tıklayıp veri seç diye geleceğiz. Sonra buraya veri seç de verilerin aralığını 1'den 9 mu? Grafiklerin veri aralığı sayfa diye. Bunu belirtmem lazım benim. Sayfa 1, 9 mu? 9'a kadar. Niye öyle sayfa 1.9 demiş? Kolonlar falan yok. Şuraya seri ekleyelim. Serinin adı Y olsun. İşte serinin değerleri de şu olsun. Tamam basalım. Allah Allah. Bugün aksilik var bana. Dur bakalım. Şunu kaldıralım. Grafiklerin veri aralığı. Şimdi şuradan mesela aralık seçmeye çalış. Mesela şuraya kadar olanları seçeyim diyelim. Yani seri 1, seri 2 diye yaptı. Tamama basalım. Bütün hepsini oldu. Olmadı bu. Geri al yapayım bunu. Şimdi bir daha yapalım. Biri seç. Şu seri biri istiyorum ben. Seri biri düzenleyelim. Şu seri değerlerini değiştirelim. Mesela sadece şuraya kadar olanı yapalım şu anda. 28'e kadar olanı yapalım. Serinin adına Y diyelim. Şimdi tabii bunu bir tane yapmış oluyor galiba. Aslında düzenle. Bana başka bir seçenek daha vermesi lazım. Onu arıyorum, bulamadım. O zaman şunu şöyle bir deneme yapalım. Şu grafiğe şunu aldım mesela şuraya kadar olan rakamı. Neredeydi grafik? Ekleye gittik. Şuradan bu sütun grafiğini seçtim. Şu kutuyu değil de bak ha, burada ha, tamam üzerine gidince direkt yaptı. 3 tane şey yaptı. Şuraya gidersen Pareto'yu koyacak. Tamam, şunu seçelim. Bunu seçtim. Bana şimdi bakın 3-4 tane yaptı ama aralıklarını vermiş bu rakamlar için. Hani şuradan 50'den 100'e kadar. Yani 14 ile 40 arası, 40 ile 66 arası diye vermiş. Tabii bu şeyi opsiyonlarına bir bakalım. Düzenleye gidelim şuradan. Şu kendi görüntümü şöyle kenara çekeyim bir dakika. Heh. Şu üzerindeyken şöyle yapalım. Bu düzenleye gidelim.
Kılavuz çizgisi, eksen başlıkları, ne var? Veri etiketleri, kılavuz çizgileri var. Grafik başlığı, eksen, eksenler diye. O zaman oradan göremedim. Bir dakika, şuraya tıklayıp, farenin sağ şeyine tıklayıp, eksenleri biçimlendir, grafik türünü değiştir, bunu da istemiyorum. Veri seç, veri seç, stili yok. Bunu istemiyorum, grafik. Bu eksen biçimlendirme istemiyorum. Şunları bir seçelim, veri etiketlerini. Sonra eksen başlıklarında neler var bir bakayım. Birincil, ikincil diyor. Bunu istemiyorum. Kılavuz çizgileri yok, onu da istemiyorum. Göstergeye bakalım. Sağ sol onu istemiyor. Altta zaten şu anda. Tamam, buradan yapacak bir şey yok. Yani 5 tane şu aralıkta, 10 tanesi bu aralıkta, 10 tanesi bu aralıkta, 3 tanesi bu aralıkta oldu. Şimdi buraya grafik başlığını yazabiliriz ama onu delete yapacağım şimdi. Şöyle yapalım. Bunun tamamını seçtim şimdi, kolonu. Tekrar bunu bir deneyelim. Ekle. Beraber gidiyoruz. Bakalım neredeydi? Şu grafikten. Yok. Neredeydi grafik menüsü? Şurada. Şuradaki grafiği seçiyoruz. Histogramı seçelim. Bakın şimdi daha fazla aralıklar yaptı. Şimdi burada. Bir de şunu seçelim. Mesela bu Pareto şeyi koydu. Şunu seçtim mesela. Tamam. Aralıkları daha fazla yaptı, histogram aralıklarını. Düzenleye gidip veri etiketi ekleyelim. Veri etiketini ekleyelim. Yani burada bana diyor ki 63 kişi 91 ile 104 arasında not almış. İşte 74 kişi şu aralıkta not almış diye histogram yaptı. Yalnız böyle ben bunları ayrı ayrı renk görmek istiyordum. Onu göremedim. Şimdi normalde bu şeyden yapmış olmamız lazımdı. Benim ekranım, kendimi aşağıya çekmişim, ondan mı yarım gözüküyor? Evet. Normalde böyle ayrı ayrı renkli olsaydı bu histogram daha güzel olacaktı. Ama o kılavuz şeylerini eklersek belki onu yapabiliriz. Bir dakika. Şunu seçelim şöyle. Şuradan. Kılavuz çizgileri var mıydı burada? Kılavuz çizgilerini görmedim. Bir dakika. Görüntü. Kılavuz çizgileri diye. Ekledi birazcık çizgi. Diğer kılavuz çizgisi seçenekleri diyor. Büyük yatay. Tamam, ben dikeyleri isteyeyim ki göreyim yani şöyle. Allah, eklemedim mi? Ben şimdi ekledim diğer kılavuz çizgisini. Kılavuz çizgisini ekle. Birincil büyük dikey diyelim. Şöyle ekleyelim. İki tane ekledik o şekilde. Tamam diyelim. Kılavuz çizgileri de geldi. En azından hani buradan görebiliyoruz histogramda dağılımı. Şimdi histogramın farklı yönlerle elde etmemiz de mümkün. Şimdi şunu siliyorum çocuklar. Rastgele yaptığımız için bu şeyleri. Şimdi gelelim şeye. Neredeydik? Şu veri seçeneğine geliyoruz. Veri çözümlemeye gidiyoruz. Veri çözümlemeye gittikten sonra şimdi şunu deneyelim. Regresyon yapmıştık ya. Regresyon deneyelim. Bu regresyonu yaptık mesela diyelim. Tamama basacağım. Burada bana bir takım gene şeyler soracak. Sorular soracak. O soruları cevaplamamız lazım. Şimdi mesela bana diyor ki Y giriş aralığı. Y giriş aralığı. Şuraya önce tıklıyorum. Sonra şuradan Y değerlerini seçtim. Sonra X giriş aralığı diyor. X'in giriş aralığını şurada seçtim. Sonra bana etiket var mı diyor. Onları yok diyelim. Güvenlik düzeyi mesela, hop yanlış yere bastım çocuklar. Fare, dur bir dakika. Veri çözümleme. Güvenlik %95'ten memnunum. %95 olsun. Bunu mesela %90 da yapabilirsiniz güvenlik aralığı için. %95 bu otomatik vermiş. Yeni sayfaya mı diyor? Hayır. Ben bu sayfada istediğim için şunu seçtim. Şuraya tıkladım. Bana sonuçları şuraya yazsın. Şuradan başlayarak yazsın yani. Sonra
farkları istiyor muyum, standart farkları istiyor muyum? Bunları seçebiliriz tabii ki. Seçmeden bir tamam diyelim. Evet, şimdi regresyon yaptı, bana sonuçları veriyor. Şimdi şurada bazıları çok şey olmuş. Şu kolonu birazcık genişleteyim, okuyamıyoruz. Mesela şunları da şöyle otomatik genişleme yapalım şöyle. Evet, şurayı da birazcık genişletmem gerekiyor. Okunmuyor çünkü standart hatta bu T istatistiği, kat sayısı. Evet, bizim aradığımız katsayı neydi çocuklar? Hani beta sıfırla şu x değişkeninin katsayısı 10 buldu, 2 buldu. Hani bizim öbür yaptığımız model neredeydi? Şurada. Evet, bakın 10 ve 2 bunları bulmuştuk değil mi? Hesaplamalarımızla. Bak bu 10 ve 2'yi bütün bu işlemleri yapmadan bulduk. Regresyon şeyinde verdi. Şimdi öbür ya, boş Excel sayfasına tekrar gideyim buraya geriye. Evet, 10 ve 2'yi burada buldu gördüğünüz gibi. Şurayı böyle hatta renklendirelim. Şöyle kırmızı yapalım. 10 ve 2'yi buldu. Sonra bu bunların standart hatalarını buldu. Standart hata, yani standart sapma diyoruz biz buna. Bunların standart hatalarını da bulduk. Tabii bunlar çok küsürlü ya. Küsürlerini bunun küçültelim böyle. Tamam, standart hataları bu kadar yeter. Sonra t testi yapılıyor istatistikte. T test değerlerini buldu. Bunları da küçültelim. Şimdi normalde bu t test değerleri 2'den büyükse bunlar anlamlı demektir. 2'den büyük çıkmış burada. Hani büyük çıkması da gayet normal. Çünkü çok güzel bir regresyondu bu. Tam oturmuştu yerine. Bir de r katsayısı. R kare yapmıştık biz geçen sefer. Şurada r'yi yaptık. Gördüğünüz gibi. Değil mi? Şurada şey, korelasyon katsayısına çoklu R demiş. Bunu da biz yapmıştık. Evet, gözlem sayısı, yani 10 tane veri olduğunu söylüyor. Burada bazı, şimdi dersimiz istatistik olmadığı için bütün hepsini anlatmayacağım. Ama şu mesela T sayısı ve şunun şeyleri, katsayıları, bunların nasıl yapıldığı anlatılıyor yani istatistik derslerinde. Bu mesela yararlı olabilir. Tabii burada 10 tane olduğu için çabucak yaptı. Tek değişkenimiz var. Yani açıklayıcı değişken x diye. Hani birden fazla olsaydı mesela x1, x2 olsaydı o zaman bunun altında x1, x2 diye bir satır daha olması gerekiyordu. Mesela bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Şimdi bu normal standart çıktısı. Şimdi bu standart çıktıyı sileyim. Saate bakıyorum. Bunu silelim şimdi. Bir de öbür türlü yapalım bir tane. Şunu sildim. Şöyle yapalım tekrar. Veriye geri geldik. Veri çözümlemeye geldik. Regresyon seçili zaten. Tamama bastım. Şimdi bu sefer de şöyle bir şey yapacağız. Hatırlıyor galiba bak. Bir önceki yaptığım şeyi hatırlayıp otomatik onları koymuş. Ama şöyle bir şey yapacağım. Ben şu seçeneklerin hepsini seçeyim bakalım. Farklar, fark çizimi, hat uyum çizimi, şu. Bunlar ilave istatistik bilgiler yani. Bazı grafikler de çizmiş olacak bizi çizim dediğine göre. Değil mi? Şunları da tamam diyelim, basalım. Şimdi birazcık daha oldu, fazla bilgi geldi. İlk başta bize şu kadar bilgi geliyordu. Ama bu sefer bize farkları falan da hesapladı. Gördüğünüz gibi. Hani öngörülen değerleri verdi. Farkları verdi. Yani şimdi bu öngörülen değerlerle farklar. Şurayı kırmızı yapalım. Giriş yapalım. Şurayı kırmızı yapalım. Şurası çok büyük şey çıkmış ya. Böyle burayı biraz küçültebilir miyiz? Orası niye öyle fark fazla çıktı? Şu öngörülen değerler şu çocuklar. Şimdi şu öngörülen değerleri bir kopyalayacağım buradan. Kopyaladım. Şimdi öbür Excel sayfasına gidiyorum. Öbür Excel sayfasında şurada biz işlemler yapmıştık ya. Tahmin dediğim şey öngörülen değerler. Şu öngörülen değerleri de şuraya koyayım. Tam şuraya koyacağım şimdi. Kopyalayayım. Bakalım şimdi kontrol ediyorum. 70, 70, 50, 50 değil mi? Bak aynen bunları buldu. Biz bunları hani hesaplamıştık ya. Yani öngörülen değerleri buldu. Farklar da şu farklar. Mesela 3, 0, eksi 2 gibi gidiyor ya. Şu farklar da. Şimdi öbür Excel'e tekrar gidelim. Farklar da şurada bakın. Yalnız şurada bir hata vermiş gibi sanki. Niye böyle oldu anlamadım. Ondan sonra şu farklar var. Farkları vermiş. Olasılık çıktısı diye bir şey var bir de.
Yani burada. Bunlar diğer şeyler. Bir de grafikler var. Şu grafikleri de bir gösterelim. Kendimi kenara çekeyim. Hatta şöyle kaldırayım. Beni görmeniz şart değil. Şimdi bir olasılık grafiği vermiş. Bir tane uyumlu hat çizimi vermiş. Aslında bu uyumlu hat çizimi bizim şeydeki çizimimiz. Tabii küçük olmuş. Ben bunun grafiklerini beğenmedim. Hani bu uyumlu hat çizimi grafiği. Bizim öbür Excel sayfamızda hani şöyle bir grafik yapmıştık ya. Şu uyumlu hat çizimi dediği şu çizgi var ya, siyah çizgi. Onun noktalarını vermiş bana. Tamam mı? Uyumlu hat çiziminde onu vermiş. Ama şuradan bakıyorum. Bunu beğenmedim yani. Bir de eksenleri de şey yani. Neyse hani görebilirsiniz dağılımları ama ben bu grafikleri beğenmedim. Bunları sileyim. Niye silemedim? Seçtim ha. Şöyle bir daha dele basalım, bu da gitsin. İstemediklerinizi çıkartabiliyorsunuz böyle del yazarak. Allah Allah, bunu seçemedim mi? Ha, çıktı o da. Evet, bu şekilde mesela regresyonun şeylerini daha çabuk elde edebilirsiniz. Yani bu bir tanesi. Tekrar bunları ben sileyim şöyle. Şunları ne yapalım? Bunları silelim. Boş oldu. Boş sayfamıza geri geldik. Tekrar bir gözden geçirelim şurayı. Veri çözümlemeye gelelim. Şimdi burada çocuklar daha başka istatistik bilgiler de var. İstatistik dersi aldığında yararlanabileceğiniz bir şey olduğu için gösteriyorum. Yani bu kısmı kullanarak istatistik derslerine destek alabilirsiniz buradan diye. Bu eklemeyi yaptık şey Excel'e, tamam mı? Eğer bu eklentilerde yoksa bunu ayarlardan getirip buraya eklemeniz lazım. Bir de çözücü var. Bu çözücüyü daha sonra yapalım. Çözücü diye bir şey var. Bu çözücü için başka bir dosya lazım bana. Tamam mı? Bir dakika. Yanlış yere bastım. İstemiyorum browser. Bunu kapatalım. Help istemedik. Bunu kapat. Açıldı gene. Kapat. Heh. Okey diyelim. Evet, aslında ben bu boş dosya... Niye olmuyor bu ya? İstemiyorum bir şey. Açıyor bir şey. İlle beni zorla help'e getiriyor. Bugün bana birazcık azizlik yapıyor Excel. Bak şimdi. Neyse çocuklar, şimdi saat 11.14 geçiyor. Ben bu dosyayı kapatacağım. Sonra yeni bir dosya üzerinden başka bir çalışma başlatacağız. Bir ara verelim. Saat 11'i çeyrek geçiyor. 11.30'da buluşmak üzere diyelim. Ben de bu arada bu dosyayı kapatayım. Tamam mı?